Bismillahirrahmanirrahim. Mirziyoyev keting. Mirziyoyev keting. Mirziyoyev keting deb nomlangan hashtag ostidagi video yuklayapman. Bismillah, alhamdulillah, va salatu ala rasulillah, va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bir masala bo'yicha yo'l-yo'lakay bir mavzuni mulohazasini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Jahongir Otajonov to'g'risida yana ba'zi gaplar aylanib, odamlar har xil bir-biriga tashab, kritika qilib, kalaka qilib, uni ustidan kulib, masalani yengil-yelpa olib gapirib yurishibdi-da, do'stlar. Men sizlarga bir narsani aytib qo'yay. Bu Jahongir Otajonov qilayotgan ish aslida o'zini pralavkaga qo'yib, men sotiladigan odamman deyish bu. Bunga o'xshagan kuklalarni, bunga o'xshagan qo'g'irchoqlarni Ukrainada bir paytlar sotib olishgan. Ukrainada sotib olishgan. Sotib olishib, ana o'sha Zelenskiymi, o'shanasini hozir Ukrainaning prezidenti haqiqatparvar qilib ko'rsatishib, oxiri oqibat Ukraina xalqi buni ustiga Rusiyani unga hujumi mana oqibat nima ahvollarga olib kelyapti. Men bir yilcha oldin aytgan ekanman, Ukrainada bo'lgan ishlar, birodarlar, Ukrainada bo'lgan hodisalar Ukraina xalqini aldash evaziga bo'lgan. Ular Yevropa birligiga Ukrainani qo'shamiz deyishgan. Nima evaziga? Inqilob evaziga. Keyin o'sha inqilob bo'lgandan keyin qo'shishgani yo'q. Rusiya bilan bo'lgan urushda gijgijlashib, agon, davay, biz sizlar bilanmiz deyishdi. Sizlarga yordam beramiz deyishdi. Zelenskiy o'zi chiqib turib yig'layapti va birortasi yordam berayotgani yo'q. Baribir Ukrainani ukrainaliklar qutqaradi deb yotibdi. Bu masalalar, bu mavzularda men o'zimni pozitsiyamni aytdim. Avval men Rusiya taraf ham emasman, Ukrainadagi hozirgi hukumat tarafdori ham emasman. Men xalq tarafdoriman, haq tarafdoriman. Lekin Jahongir Otajonovning qilayotgan ishi vaziyatdan foydalanib, "Men sotilaman, meni sotib olinglar. Men ham O'zbekistonda o'sha xuddi Zelenskiy nima sotqinlik qilgan bo'lsa, o'shanga tayyorman" deb e'lon qilyapti. Abdu Basharani qaraylar. Mirziyoyev keting, Mirziyoyev ketingmish. Ketingizni qising, Jahongir. Ketingizni qising. Sen erkak emassan, Jahon, erkak emassan. Sen gapirib orqaga qaytadigan bolasan. Senga ergasinmi xalq? Yana nima deyapti? Meni menga nafsoniyatimga tekkan narsa, birodarlar. O'sha narsani qo'yib nima deyapti? Shuni tarqatmaganlar xoin deyapti. Sen kimsan, Jahon? Kimsan? Bitta gapida turolmaydigan bir shullirsan. Seni gapingni tarqatmagan xoin bo'ladimi? Aqling, seni aqling joydami deyish o'zi noto'g'ri gap. Seni aqling joyda emas. Seni gapingni tarqatayotganlar xoin. Seni gapingni tarqatayotganlar aniq xoinlar. Chunki senga o'xshagan bitta kuklani bu millatni boshiga balo qilishlik uchun seni gapingni tarqatib, ko'proq odamlar bu g'alayonga qo'shilsin deb o'ylashadi. Yo, bu xalqni aqli o'sha joyida. Jahon, ketingizni qising. Mana shu hashtagni tarqatamiz endi biz. Birodarlar, bitta hashtag qilaylik. Jahon, ketingizni qising deb tarqatinglar. Ko'rsatib qo'yaylik bu xoin pirlavkada turgan bu xoinga. Seni qarindosh urug'laring yaxshi insonlar. Seni ajdodlaring obro' topgan insofli yaxshi odamlar bo'lgan. Hammalariga nomus keltiryapsan sen. Sen qanaqa bola bo'lib chiqding bu oiladan, bu jamiyatda mana shu oilaga isnod bo'lib chiqding, isnod. Bitta gapingda tura olmaysan. Bitta gapingda tura olmaysan, bitta gapingda. Senga qanaqa qilib xalq ergashishi kerak?
nimaga qo'rqib ketding? Qo'shig'ini tashladim deding. Birinchi o'ringda seni qo'shiqlaring o'zi tashaganing afzalida deb aytdim men o'sha paytda. To'g'ri. Ya'ni o'sha paytda aytdim, seni qo'shiqlaring san'at emas o'zi, seni qo'shiqlaring masxaravozlik. Masxaravozlik tashab yaxshi ish qilding dedim. Lekin sen hozir o'sha gapingdan qaytib nima deyatuvding? Shariatda harom ekan deyatuvding. Ha, seni qo'shiqlaring to'g'ri, shariat bo'yicha harom qo'shiqlar edi. Jiddillagan qo'shiqlar edi, to'g'ri. Endi yana qaytadan chiqib olib sahnaga yana ashula aytish boshlayapsanmi? Sanda burt yo'q, sanda. Endi gaplarimni sen o'ylab ko'rishga ham duxing yetmaydi-da, jahon. Lekin atrofdagilarga men seni o'rnak qilib aytayapman. Senga o'xshagan beburt odamlarni vaziyatdan foydalanib, og'ir siyosiy vaziyatlarda holat o'shanga taqozo qilib turibdi. Bir tomonda urush bo'lib turibdi. Urushdan foydalanib. Bu juda nomardlik. Jo'qi, bu juda nomardlik. Eng nomard odam shunaqa ishni qiladi. Vaziyatdan foydalanib o'zini qornini o'ylab harakatni boshlaydi. Mulohazani bildiray dedim birodarlar. Buni ko'proq tarqatinglar. Men endi yo'lda edim. Borib bir to'g'ri sokirdor joyda qilmoqchi edim. Lekin qonim qaynab aytib qo'ya qolay dedim. Mirziyoyib ketingmish. Jahongir ketingizni qising. Mana hech tek to'g'ri mana. Sanga emas, bu jamiyatga liderlik bo'lish sanga emas. Seni kim lider qilishi mumkin? Sen sotilgan, seni sotib olgan odamlar seni lider qilishi mumkin. Qo'shtirma ichida uni oqibati Ukraina bo'ladi. Xalqning boshiga balo keltiradi bular. Xalqning boshiga. Men bosqinchilar tarafdor emasman. Lekin xalqni boshiga balo keltiradigan senga o'xshagan kuklalar tarafdori ham emasman. Birodarlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha yo'ldamiz, vodiyga kelgandik, Toshkentga qarab qaytyapmiz. Alloh taologa omonat, barchalarni Allohning omonatiga topshirdik. Dunyo hayotimizni o'zi hidoyatda sobit qilsin. Iymonda hayot kechirib, iymonda dunyodan o'tishimizni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum. Qanday keldimi? Boshlayapmiz-a? Xo'p, bismillah, alhamdulillah, va sallallohu ala rasulillah va ba. Assalomu alaykum qadrdon akalar, qadrdonlar. Bugun malaka oshirish kurslarini navbatdagi darsini siz azizlar bilan boshlaymiz. Darsimiz islom dinini noto'g'ri talqin qilish oqibatida islomga ham radikalizm yo'li bilan yondashish va ham islamofobiya bilan yondashishni kelib chiqish sabablarini o'rganamiz. Qo'ldan kelgancha bitta kurs ekan bugungi darsimiz. O'zi radikalizm bilan islamofobiya bir-biriga ko'rinishidan mutlaqo zid narsaga o'xshaydi ko'rinishidan. Ya'ni bir toifa chiqadida islom xato din deydi, noto'g'ri din deydi va ular sizga Qur'on va sunnatdan, hadisdan matnlar ko'rsatadi. Mana Qur'onda, sunnatda shunaqa gaplar bormi? Ha, demak islom xato deydi. Ikkinchi toifa aynan o'sha islamofoblar, ya'ni islomni yomon ko'rsatuvchilar keltirgan dalilni ko'rsatib, islom aynan mana shu din deb uni tatbiq qilmoqchi bo'ladi. Buni misolda tushunishimiz mumkin. Masalan deylik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Imom Buxoriy eng sahih to'plamda keltirilgan hadisda payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Kim dinini o'zgartirsa, o'ldiringlar degan hadis. Hadis sahih. Matni ochiq.
Bunu tatbik kılmakçı bugün adamlar adam öldürüyordu. Bana şu adam öldürüyordukları kursatıp, bana sizler de diniler, katiller dini diyordu. İslam'ı bilmeyen, şeriatını okumayan, bu metinlerini özleştirmeyen adamını başa katken. Bunu mu dedi? İkkala tamamlayan gapi doğru okşaydı. Ve ikkala tamamlayan gapi karasayız, İslam hatağı okşaydı. Bunu mümkünmez. Ve halen ki İslam dini kegen peytini, tarihini, dünyada tamaddun taşını koygan, sivilizasyonu ornatken tarihini okusanız, ameliyatını görseniz, ona kadar yok. İslam her daim tinçlik tarafdarı bu kegen, İslam adamların ortasını ülpet kegen, İslam bütün başlı sivilizasyonlarını ornatken, İslam hatta ki Avrupa'ya barıp, Avrupa'nın medeniyetini şekillendirip ergen, bugünkü günde Avrupa, Avrupa deydi. Avrupa'nın medeniyetini tek de İslam durdu. Tarık İbn Ziyad degen adam İspanya'ya borgan fatih qilgan. Hozirgi kunda Gibraltar degen tog' bor, bilasizlar? Gibraltar asli Jabal Tarık shu. Musulmonlarning joyi. Cordoba, Qurtuba, İspanya, İşbiliya hammasi musulmonlarni fatih qilgan yerlari, madaniyat olib borgan joylari. Qanaqa nima deb tushunamiz? Endi yana bir toifa bor, ular aytadiki mana bu yukarıdaki hadiske cevap top olmazdan. Uzun Müslüman deydi de, biz Müslümanımız deydi, İslam tarafdarımız. Lekin mana bu hadiske cevap yok. O İslam'ını yaman koruyetkenler, şunu misal keltirip İslam katıllık dini deyipti mi? Ha, demek mana bu hadisi taşavaramız deydi. Çünkü hadis kereymez bizge deydi. Hadislerin hepsini taşlavarsak, Kur'an'da ona kadar yapı yok deydi. Bularının tagi o'sha asli islamofoblar tomonidan tashkil qilgan jamoatlar ular. To'g'ridan-to'g'ri islomni inkor qilishlik uchun islom yo'q, ya'ni noto'g'ri din deyishlik uchun qo'lidan kelmagan sababli, ha to'g'ri-yu, mana bunisi noto'g'ri deb bir manbani yo'qotishlikni harakat qilgan toifalar. Agar bir manbani yo'qotib olsa, ikkinchi etapda ikkinchi manbani ham yo'qota olmaydi. Bu uslub bilan ular biz hadislerini inkar kılamız. Hadisler biz uçun İslam'ın manbası emez. Bizge fakat Kur'an kifaya deydigen cemaage eğer kulak salsayız. Ertege mana şu rivayetini, mana şu misalını sizge keltiriş üslubi de Kur'an'dan hem misal keltirişi mümkün. Kur'an'da hem bunun kuşakın ayet var. Allah Teala Kur'an'da faktulul müşrikine haythu vecettumuhum degen. Müşriklerini kayırdı topsenler öldürünler degen. Endi nima bo'ldi? Ana u hadisga javob topa olmasdan yengil-yelpi qaraganimiz oqibatida endi Qur'onga ham javob topa olmay qolamiz. Endi bu jamoalar bir tomonda fobiyachilar, ikkinchi tomonda radikallar turib olib, bittasi buni tatbiq qilyapti. Yana qiziqligi, o'sha hadislar, o'sha oyatlarga ko'rkorona amal qilib, islomni radikal ko'rsatish uchun qo'liga qurol olganlarni islamofoblar moliyalashtiradi. Endi bu yerdagi siyosiy harakatni mantig'iga qarang. Ular islomni shunday tushuntirishga harakat qilgan odamlar bo'lib chiqyapti. Hadislarni inkor qiladiganlarni ham bular moliyalashtiradi. Şu hadislerge, şu ayetlerini özge amal kılıp adam öldürüp yürgen cinayetçilerini hem şular kollab kuvvetleydi. Doğrudan doğrumaz, kollab kuvvetleydi. Suriye'de IŞİD'ni kim kollab kuvvetledi? Kaysi Müslüman cemaat IŞİD'ke barakallah doğruş kılı yapsan dedi. Kaysi. Bir artası etkeni yok. Bütün dünya Müslüman ulamaları 124 tası ularge karşı açık hat yazdı. Hata işiler dedi. Sizler hadisini, Kur'an ayetini na doğru tushunyapsizlar dedi. Doğrusu nima? Ana endi biz mana shu masalalarda xalqqa islomning to'g'risini tushuntirishimiz ne kadar dolzarb ekanini tushunishimiz kerak. Bu masalani bütün dünya endi tushunib yetyapti. Bizi O'zbekistonda ham bunu tushunib yetildi. Malaka oshirish kurslari islom to'g'risidagi haqiqiy masalalarni aytish kerakligi, masjidlarda imomlarga bu masalalarda imkoniyat ochilishligi, ulamolar bütün O'zbekiston bo'ylab, o Andijondan boshlab Qoraqalpoqqa borib tugatdik. 3 oylik malaka oshirish, xalq bilan ochiq muloqot suhbatlari kerak edi. Kerak,
Nimaga? Yuqorida aytdim men, islomni, aynan islom e'tiqodi bilan bizlarni, ya'ni dinimizni xato deb ko'rsatadiganlar tayyor turibdi. Bularning orasida missionerlar bor. Bularning orasida o'zlariga chiroyli nomlarni qo'yib olib, inson huquqlari himoyachilari deb nomlab olgan butun dunyoga inson huquqlarini, demokratiyani biz eksport qilyapmiz degan odamlar bor. Yolg'onchilar bor. Söz erkinliğiymiş, Özbekistan'da 120. maddeni aptaşaştan başlanırmış. He? 120. madde galip oylandı maddesi. 120. aptaşaştan başlanırmış. Söz erkinliğiymiş şu. Şularga kulak salsayız, İslam hata. Ne demek ki? Men beddele dinehu faktulu. Bana hadis deyipti. Hani şimdi bizge söz geldi mi? Şimdi biz gepereylik. Bu hadisi bizden sonra. Ayet ne bizden sonra? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aynen Buhari'de ve Müslim'de yine rivayet var, hadis var. Bir adam Peygamber aleyhissalam davrida dinini özgertirdi, öldürmediler. Hani bu yan hadis. Demek ki o hadisini tekin bir kitap bunusunu alıp adamlarının gözünü korktu yapsan. Demek ki. Demek ki maksadın var seni. Bütün başlığı hadislerini organişimiz gereği mi? Bu mavzuga alakadar bitti yapını yapırıp dinini aybileş. Ne kadar insafsızlık. Bir adamga atın demediyse, Xudo degan urib o'ldirishibdi. Bunu uzun Xudo deyapti dedi. Keyin ortağı nimaga o'ldirdi deyilsam, Xudoman deyapti dedi. Ya bu jinni bu Xudo berdi dedi. Berdisini aytguncha o'ldirib bo'lsalar-ku. İslomni bitta hadisini keltirib olib, mana hadis inkorchilari. Kim dinini o'zgartirsa o'ldiring degan mana hadis. Bu hadis to'g'ri kelmaydi, otib yuborib. Oyat ham bor. Mushriklarni qayerda topsang o'ldiringlar. O ayetke kanaka cevap veremez. O ayet Mekke-i Mükerreme'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'a 23 yıl mobaynide 23 yıl mobaynide nime cinayet olsa kılgen cemaat hakkıda bu. O cemaat Mekke'deki Müslümanlarını yani arkasından suikast kılıçtı, hem hıyanatını kılıçtı. Ahir Müslümanların kolu belent geldi. Mekke-i Mükerreme'ni Peygamber aleyhissalatu vesselam 10 bin sahabe bilen barıp fatih kıldılar ve ilan kıldılar. Keyin Tavbe surası nazil buldu. Tavbe surası da Allah Teala buldu indi şartname tügedi dedi. Mekke'nin hudududan, Mekke'nin hudududan iman keltirmegen, namaz okumegen, rozda tutmegen, ahiretki imanı bulmegen, İslam'ını hak din de bilmegen adam çıkıp gitsin dedi. Bunu demokratik cemiyetini, demokratik hukuklarını dava kılıyetken hemen cemiyet kıladı. Bu özgermez kaydı. Ya erkinliği buluş gerek. Ne demek ki kiramıyımız? Dese ben aytman ki ne demek ki ben Pentagon'a kiramıyım? Ne demek ki? Doğrudan doğru kirayçı? Hiç kanaka hüccetsiz. Aldın agahlantıradı, kim tepemye karab atadı, kim uzunga karab atadı. Ha ulayım öldür yaptı ki. Ularning ham chegarasi bor. To'g'rimi? Ma'lum bir joyga hujjat bilan kiriladi. Buni 1400 yil oldin islom o'ta muhim narsa ekanligini ko'rsatdi. Makka bizning markazimiz. Islom markazida musulmondan boshqa odam bo'lishi mumkin emas. Mana shu shartnoma tugagandan keyin faqtulul mushrikiina haysu vajattumuhum deyapti. O'sha chegarada qanday islomga aloqasi yo'q odam bo'lsa öldürüyorlar onu deyipti. Bu nazari yani halet. Bir adamını falancını öldür deme yaptı İslam. Deme deyipti. Bu çekereden bir hakka düşman kırışı mümkünmez deyipti. Ad deyipti isteyen kege borsayız. Mesela bir cahaya borsayız. Maşayızı koyamam deseyiz. Ben bu binadaki adamlarını maşasından başkası ki mümkünmez de yazıp koyardı. Doğru mu? Kırsayız şıraf durayız. Şuna kadar çekere, çekere kıp koydu. Merkezini himoya qilish kerak. Bu din oddiy din emas bu. Qiyomatga qadar o'zini himoya qila oladigan, qiyomatga qadar ideologik ma'noda har qanday ideolog bilan gaplasha oladigan din. Chunki ilohiy din bu. Sizni bizning hayotimizda bizga ro'baro kelayotgan odamlardan, endi bu bizning avlodlarimiz, bizning ichimizdagi insonlar, yosh bolalar. O'sha juda makkor bo'lgan, juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rgan İslam'ını yaman korsatışke hareket kılıyetken cemaalarının içimizdeki oyuncakları bu kalıyordu. Bilmiydi onu bir çare. İki de gapını eşitim agen, bu oldu şu gap bilen İslam bana şükür, değil mi? Dinini özgertirgen murtatını öldürüş gerek. Değil mi? İslam dini
o'yinchoq dinimi? U hadisga nima deymiz desa, mana bu hadis bor. Ba'zi holatlarda o'ldirmaganlar. O'ldirish masalasi qachon yuzaga keladi desa, uni o'ldirish masalasi u fasodga, ya'ni xiyonatga qo'l urganda uni qatl qilinadi. Islomdagi ta'limot shu. Yer yuzida kuchliman deyotgan davlatlarning qaysi birida bu qoida yo'q? Amerika'da bir xoin chiqdi. Amerika uchun xoin, Snowden degan. Va Snowden Rossiyaga kelib bekinib oldi. Va statistika so'rovnoma o'tkazishdi. 70% statistika Snowdenni Amerika ushlasa o'ldiradi. Nimaga? Baddala dinahu. U dinini o'zgartirdi. Bir xil u. Ular o'ldirsa u kuchli davlat bo'lamish. İslam agar xiyonatga qarshi jiddiy chora ko'rish kerak desa, qotillik dini bo'lamish. Yo'q, hammani o'ldirmaydi ki. Payg'ambar alayhissalom o'ldirmadilar ki. Men bir hikoyani aytib berganman, sahih rivoyat bu. Sumama ibn Usol degan bir sahaba bo'lgan. Sumama ibn Usol Bani Hanifa degan bir qavmni Afrika o'lkalaridagi bir qavm bor, katta bitta qabila. O'sha qabilani podshohi bo'lgan. Sumama ibn Usol radhiyallohu anhu, keyin sahaba bo'lgan bu odam. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning aytgan gaplariga o'zlarining tatbiqlarini qo'shib tushunishimiz kerak. Biz hadis haqida, din haqida gapirar ekanmiz, bitta jumlani ko'tarib olib, mana shu jumla bo'yicha men odam o'ldiraman desa, u faqat siyosiy o'yinning qurboni bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. Hozir o'sha Abdulloh Zafar degani ham, o'sha qo'liga qurol ko'tarib Suriyada yurgan bechoralarning hammasi mana shu qurbonlikni aktyorlari o'zi bilmaydi bechoralar. Endi hozir kunda bildi ko'pi. Hozir tan olyapti. Bir necha bor aytgan edim, "Ho, o'yinchoqsanlar. Agar mana bu, mana bu, mana bu gapni gapirsalaring boshingga muammo keladi yaqinda" degan edim. "Ya, biz erkinmiz, xohlaganimizni gapiramiz" dedi. Abu Saloh gapirdi, qamab qo'yishdi. 3 oy o'tirdi qamoqda. Men aytgan gapni gapirgani uchun. Ya'ni haqiqatda Idlibda demokratik davlat qurilyapti. Biz sal oldinroqmiz Idlibdan. Ya'ni bizda ancha zamonaviy, ancha odamlar intizomga tushgan. U joyda jinoyat urchib yotibdi, lekin sekin-sekin demokratiya qarab ketyapti ular. Bizga bu kerak emas deydi Abu Salohni qamab qo'yishdi bor. Eng katta da'vatchisi. Hammasi tushunib yetdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni sahobalaridan bir 10ga yaqin sahobani o'ldirgan. Sumama ibn Usol degan odam pahlavon odam bo'lgan, o'zini qabilasini ichida podshoh, amir bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom Madinada xat yozganlar atrof chekadagi barcha podshohlarga. Forsning podshohiga, Rimning podshohiga hammaga xat yozib aytganlarki, "Men payg'ambarman. Alloh menga vahiy jo'natdi. Islomni qabul qilsanglar, mulkinglar ham o'zingizlarda qoladi. Islomni xalqingizlarga da'vat qilish xalqni diktaturada ushlab turishga haqqinglar yo'q." Mana shu ma'noda xat yozganlar. Ba'zilari uni to'g'riroq qabul qilgan, ba'zilari keskin rad qilgan. Sumami ibn Usolga ham xat borgan. Xat borganda juda qattiq jahli chiqqan. "Men podshoh bo'lsam, meni qo'limni ostidagi bitta qabilani odami menga aql o'rgatadimi?" deb qasd qilib sahobalarni o'ldirgan. O'zi shunaqa qahramon odam ekan. Odam ovuga chiqar ekan ko'chaga, hech kimni qo'ymasdan otini minib olib odam ovlab yurar ekan. Shu odam o'zlarini jahiliyat paytidagi urf-odatiga ko'ra Makka-i Mukarramada Ka'bani tavofi uchun umraga hajga chiqdi. U jahiliyat paytida, hali islomni qabul qilmagan u. Ya'ni Ka'bani tavof qilishlik o qadimdan-da, eskidan bor u. Lekin o'zlarining odatlari, urflari bo'yicha tavof qilishadi. Ka'bada 360 ta but bor. O'sha butga borishadi sig'ingani. Shunda haligi Sumama yo'l-yo'lakay bir Madinaning atrofini aylanib ketay, birorta musulmon chiqib qolsa o'ldiraman deb aylanib o'sha yerdan ketib yuradi. Sahobalardan payg'ambar alayhissalom bir 5-10 ta odamni Madinaning atrofiga qo'riqchi qilib qo'ygandilar. U qo'riqchilar uni ushlab olishadi. Lekin kimligini tanishmaydi. Ushlab olib kelib Madinadagi masjidni ustuniga bog'lab o'tkazib qo'yishadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam peshin namoziga kelib qarasalar bir odam bog'liq turibdi.
Sahabalarga qarab, buni kimligini tanıyapsizlarmi dedilar. Ular yo'q ya Rasululloh tanimadik, lekin shubhali ko'rinadi, olib kelib bog'lab qo'ydik. Sahabalar. Shunda payg'ambar alayhi salom ahrbu sumoma-ku dedilar. Sumoma ibn Usol bu dedilar. Keyin aytdilarki, meni o'zim mu xonadonimdan yaxshi taom pishirtirib olib kelib beringlar bunga. Suvni beringlar, yaxshi muomala qilinglar. Peshin namozini o'qidilar, qaytib chiqib Sumomaning oldiga keldilar. Kayfa haluk dedilar. Ahvoling qalay dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, yaxshiman dedi. Yaxshiman. Men shunaqa odammanki dedi. In taqtul taqtul zadam va in tun'im tun'im ala shakir dedi. Juda ham gapki ustoz odam edi. Gapi she'riy. Agar meni o'ldirsang dedi. Agar meni o'ldirsang, haqli ravishda o'ldirasan, chunki meni qo'lim qon dedi. Sizlarni odaminglardan 5-10 tasini o'ldirganman. Haqlisizlar dedi. Qo'lga tushdim, o'ldirsanglar haqqinglar bor. Lekin meni qo'yib yuborsanglar, men yaxshilikni biladigan odamman dedi. Tun'am ala shakir dedi. Ya'ni men shukr qiluvchi odamman dedi. Menga bitta yaxshilik qilgan odamga 10 ta yaxshilik qila olaman dedi. Payg'ambar alayhisalom kuldilar da ketdilar. Ertasi kuni yana peshinga keldilar. Peshin namozda kelib yana so'radilar. Qalay ahvoling dedi. Kechagi ahvolim bilan bir xilman dedi. Yaxshiman dedi. In taqtul taqtul zadan va in tun'im tun'im ala shakir dedi. O'ldirsang haqli ravishda o'ldirasan, lekin yaxshilik qilsang shukr qilaman men dedi. Yaxshilikni biladigan odamman. 3-uncu kuni ham shunaqa bo'ldi. Shunda payg'ambar alayhi salatu va salom sahobalarni chaqirdilar, qo'lini bo'shat dedilar. Qo'lini bo'shat. Hali musulmon bo'lgani yo'q. Kofir. Musulmonlardan bir qancha sahobani o'ldirgan odam. Qo'lini bo'shat dedilar. Bo'shat. Ketavordilar. Payg'ambar alayhi salomga qaradi, qo'li bo'sh. Ko'chaga qaradi, to'g'ri chiqib borib, Baqi qabristonining oldida xurmozor bor edi. Xurmozorga kirdida bir idishda suv olib kelib cho'mildi. G'usul qildida qaytib kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamga Allohga guvohlik, Allohga qasamki, sizni Allohning rasuli deb qabul qilaman dedi. Allohdan o'zga iloh yo'q dedi, iymon keltirdi. Aytdi, men dedi, shu kunga qadar eng yomon ko'rgan odamim siz edingiz dedi. Hozirdan eng yaxshi ko'rgan odamim sizsiz dedi. Men uchun eng yomon din islom dini edi dedi. Hozir men islomning muomalasini ko'rib, Rasulullohning muomalasini ko'rib aytayapti bu. Islomdan ko'ra ajoyib din yo'qligini bildim. Eng yomon ko'rgan shahrim Madina edi. Hozir eng yaxshi ko'rgan shahrim Madina bo'ldi dedi. Yo Allohning rasuli dedi. Nima buyruq qilasiz? Men umraga ketayotdim hajga. Boraveraymi? Yo qaytaymi dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam boraver, faqat endi dedilar, islom ta'limoti bilan borib umra qil dedilar. Ular o'zlarini davrlarida yalang'och holda Ka'bani qarsakchalab aylanishardi-da. O'sha narsalarni qimi, umrani shartlarini o'rgatdilar, shunda ketaverdilar. Ba'zi odamlar aytgan Sumomaga, "Sen nimaga bunaqa qilding?" Payg'ambar alayhissalom birinchi gaplashganda yo'q, musulmon bo'lsang bo'lardi, qo'ling bog'liq turganida. Nimaga 3 kungacha kutding? Seni o'ldirishlari mumkin edi-yu. Ya'ni sen qotil eding. Deganda aytdiki, "Men majburlab kirgiziladigan dinga kirmayman" dedi. Din agar majburlab kirgiziladigan bo'lganda edi bu din, bu bandani dini bo'lardi. Ilohiy din bo'lmas edi. Bular meni majburlagani yo'q. 3 kungacha meni fikrimni eshitdi, meni kimligimni bildi payg'ambar alayhisalom qo'yib yubordi. Keyin bildimki, bu din haq dedi. Sahobalarning ichida payg'ambar alayhisalotu vasallamni bir odamga qilgan muomalasi din bu. Bitta hadisni ushlab olib, "Man baddala dinahu faqtulu." Kimni dinni o'zgartirsa o'ldiringlar. Kimni qayerda mushrikni topsanglar o'ldiringlar. Qatta bor uni qilgan. Bu hadislarni ma'nosini aytaman hozir. Aslida qanaqa ma'nodaligini. Bir kuni bir YouTube'dan bir odam menga link tashadi. Link Abu Salohning linki. O'sha Suriyada da'vatchi. Hammasiga o'ziga ergashadiganlarga qurol taklif qilayotgan bola va bu taklifni bizga kelinglar, biz qurol beramiz, odam o'ldiramiz degan. Shu o'tirib hadis aytibdi. Hadis Imom Ahmadning musnadlarida kelgan hadis.
Musnad'da Peygamber aleyhissalatu vesselam aytibdilar ki, ya'ni bu'istu bayna yaday sa'ati, qiyomat yaqinlashganda yuborildim, deyaptilar. Bir hadis var, men bilan qiyomatning orasi mana shundoq qolgan deganlar. Ozgina qolgan bu yog'i degani. Hadis o'qiyapti. Qiyomat soati yaqinlashganda keldim. Va ju'ila rizqi tahta zilli rumhi. Mening rizqim qilichim soyasi ostida qilindi. Degan hadis. Shuni o'qiyapti. E'tibor bering, shuncha mehrga, muhabbatga, tinchlikka, insonparvarlikka aloqador hadislar turibdi. U mening rizqim qilichim soyasi ostida qilingan degan hadisni o'qiyapti. Nimaga? Qo'liga qurol ko'tarib olganda. Ko'tarib olgan qurolini Qur'on sunnat bilan oqlamoqchi u. Tagini surishtirsangiz. Maqsadi bor uni. Va aytibdi, mana payg'ambar alayhissalotu vasallam aytibdilar, qilichim soyasi ostida qilindi rizqim. Demak, biz har doim qurol bilan yurishimiz kerak. Qurolli jang bizni jihod deb nomlanishi kerak. Bizni jinoyatlarimiz hijrat deb nomlanishi kerak demoqchi endi. Shunaqa qilib aldayapti odamlarni. Mana endi Abu Saloh bilan bir ikki gaplashganman. Uni juda bir nomard odam deb bilmayman. Juda u odamlarni aldayotgani ham yo'q. Balki unda ilm yetarli emas. Unga shu kitobni, shu hadisni berishgan bizni faoliyatimizga to'g'ri keladi deb foydalanyapti xolos. Endi o'sha hadis va yuqoridagi hodisalarni siz birlashtirib tushuningchi, payg'ambar alayhissalom o'ldirishliklari haqli bo'lgan odamni qo'yib yuboryaptilar kerak bo'lsa. Haqli ravishda o'ldirishlari mumkin. O'zi ham aytib turibdi, intaqtul taqtul zadan deyapti. Meni o'ldirsang, haqli odamni o'ldirgan bo'lasan. Qo'lim qon deyapti. Lekin qo'yib yuborsang, sening ishing. Payg'ambarimiz qo'yib yubordilar. Islom qo'yib yuborar ekan ya'ni. Zarari tegmaydigan odamni. Shu nuqtani tagga chizib esingizda tursin. Zarari tegmaydigan odamni o'ldirmaydi Islom. Insoniyatga zarari tegmaydigan odamni o'ldirmaydi. Buni yuqoridagi hamma matnda mana shu ishlaydi, mana shu jumla. Hadisni o'qigandan keyin mana qilich bizni asosiy anaqamiz. Ilgari qilich bo'lgan, hozir avtomat, hamma quroldan foydalanishimiz kerak. Unaqa, bunaqa eshitib o'tirganlar savol ham bermaydi. Chunki savol berish uchun nima bo'lish kerak? Ozgina ilm bo'lish kerak edi, ozgina o'qish kerak edi. Ilm yo'q. O'sha kishi nima desalar shu. O'shaning uchun borib olganlar. Endi payg'ambar alayhissalom Sumomi ibn Usolni qo'yib yubordilar. Dinni majburlamadilar. Bor ketsang ketaver dedilar. U borib birinchi bo'lib o'sha g'usul qildi, kelib musulmon bo'ldi. Islom tarixida boshqa dindan islomga kirgan odam g'usul qilishligi mana shu Sumomi ibn Usoldan sunnat bo'lib qolgan. Fiqh kitoblarimizda musulmon bo'lgan odam nima qilinadi desa g'usul qiladi deydi. To'g'rimi? O'sha g'usul Sumomi ibn Usolning sunnati. Rasululloh uni ko'rganlar, tasdiqlaganlar. Keyin u voqeaning davomini eshitdik. Davomida islomning naqadar bag'ri keng din ekanligini eshitdik. U paytlarda payg'ambarimizni Makkaga kirgizmayapti mushriklar. Kirgizmayapti. Haydab chiqarib yuborgan Makkadan Madinaga joy qilganlar, Makkaga bora olmayaptilar. Sumomani musulmon bo'lganligini hali makkaliklar bilmaydi. O'shaning uchun unga aytdilar, boraversan dedilar. Bordi u. Makkaga borganda birinchi o'sha labbayk allohumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hozir hojilarimiz, umraga boradiganlarimiz shuni aytadi. To'g'rimi? Mana shuni birinchi bo'lib Sumoma aytgan. O'sha Sumomaning sunnati shu. Kirib borganda Makka mushriklari hayron bo'lgan, bir-biriga qarab, "Sen qanaqa kalimalarni aytyapsan? Buni qodat bo'lmaganda." deb yoshroq Makkadagi yigitlar Sumomani urmoqchi bo'lishgan. Kattaroq, keksaroq odamlar aytganki, "Yo, to'xta, to'xta" deyishgan. "Bu Sumoma-yu" deyishgan. Bu Bani Hanifani podshohi bo'ladi. Bizga yillik bug'doyni bular beradi. Butun boshli davlatga davlat eksport qiladigan bug'doy bor ekan. Axir bu bug'doy bular beradi. Buni urib bir narsa qilib qo'ysang, ertaga bug'doy to'xtatib qo'yadi. Tegma, tegma deyishdi-da, Sumomadan so'rashdi. Asoba uta deyishdi, ya'ni diningni o'zgartirdingmi deyishdi. Deganda, "Yo'q" dedi. "Men islomni qabul qildim. Bal aslamtu" dedi. "Men islomni qabul qildim" dedi.
Yaplaring bormi dedi. Yana sallarga bir narsani aytib qo'yay dedi. Hozir qaytib boraman-ku Bani Hanifga. Ha, sallarga bir hovuch bug'doy bermayman dedi. İlla Peygamber aleyhisselam ruhsat birse sallarga bug'doy beraman dedi. Shunaqa odam edi u, o'zi ko'chada jangavor odam edi. Butun boshli qabilaga, ya'ni gavdasini tutyapti. Qo'llaridan keladi, men bilan gaplashdi deyapti. Agar hozir borsam, sallarga bir hovuch bug'doy yo'q. İlla Muhammad aleyhisselam ruhsat beradi sallarga, keyin beraman dedi. Eyvoh dedi Makkani kattalari. Nima bo'ldi? Hajini qildi, umrasini qildi, qaytib ketdi. Bir hovuch bug'doyni vermay qo'ydi. Ya'ni to'sib qo'ydi hamma yo'lni. Hatto Makkadagi o'sha mushriklar payg'ambarimizni Makkadan haydab yuborgan. Orqalaridan suiqasd uyushtirgan. O'z vatanlaridan quvib chiqargan. Qaytib o'sha vatanlariga kirishga ruxsat bermayotgan odamlar payg'ambarimizga xat yozishdi. Iltimos, sen deyishdi qarindosh urug'chilik aloqalariga da'vat qilasan hammani, biz ochdan o'lib ketamiz. Sumomaga ayt bizga bug'doy bersin dedi. Payg'ambar aleyhisselam Sumomaga xat yozib, ber bug'doy dedilar. Dushmanlariga. Mana İslam. İslam bu. Bu İslam'ın bitti kelimesini alıp alıp mana şu bilan adam öldürüş gereği deyip koliga kural ko'tarayotgan ham xatoda. Mana adam öldürürken bu din deyip İslam'ını yomon ko'rsatayotgan adam ham xatoda. İslam'ını biz İslam'ın özüden sorashimiz gerek. Onu özünü o'rganishimiz gerek ve onu tatbikini ko'rsatishimiz gerek adamlarga. Endi hadislarga nima deb qaraymiz yuqoridagi? Men baddala dinahu faqtulu. Kim dinini o'zgartirsa onu öldüring. Fasad qilsa o'ldiriladi uni. Bizning musulmonlarga zarar yetkazsa, Snowdenning ishini qilsa o'ldiriladi uni. Hozir bizning O'zbekistonda o'lim jazosi to'xtatilgan, to'g'rimi? To'xtatilgan. Siz bunga nima deysiz desa, men aytamanki, men bunga qarshiman. Mening gapim huquqiy ma'noda bir narsani ifoda qilmasa-da, erkin fikr sifatida aytaman. O'lim jazosini to'xtatish to'g'ri emas. Mening fikrim bu. Ben bunu resmi manada ilan kımayım. Bunu şahsi fikir sıfatlaydı yapman. Nemege doğrumaz? Bir adamın öldürgenini kamalsa teyin cezabı mı yaptı ki? Adalatmaz o. Ben şuna ki cinayi todalarını, fikirlerini uya uyadan okup, örgenip, eşitip durup ben de. Neme deydi ular? Bir adamını yaman körüşse özlerini gruplardan bitirsin çakırışadı da. Bo'ldi oila bo'lacak hangi men qarayman palonchini o'ldirib olib kirib ketdi deyishadi. U o'ladi, bu kirib ketadi. Uni bechara davlat boqadi endi uni. To'g'rimi shu? Huquqiy ma'noda to'g'ri emas. Islomning ta'limoti fasod qilgan odamni o'ldirish kerak. Ya'ni hamma emasda, jamiyatga zarari bor odam, u qorason u. Uni kesib tashlamasangiz butun boshli jasadga sarayon qilib ketadi. O'tib ketadi hamma yoqqa. Biz kichkina odammiz, bizning gapimizni qabul qilishmas, lekin fikrni aytishga haqqim bor meni. Qonunlarni o'zgartiraylik degan taklifni men aytishga kuchim yetmaydi, lekin qaysi qonun to'g'ri ekanligini mulohaza qilishga, ilmiy ma'noda gapirishga haqqim bor. Amerikada o'lim jazosi to'xtatildimi? Yo'q. Nimaga ular o'lim jazosini to'xtatadi-da, bizga monitoring e'lon qildirishadi? Nimaga? Demak, bu joyda boshqa narsalar bor. O'sha jinoyatchilar, qotillar bu jazoni ya'ni to'xtalishligi tarafdori. Ularga mazada 10 ta odamni o'ldiribdi bittasi. Nima bo'ldi jazo unga? Umrbod jazo bo'ldi. Tengmi? 10 ta odamni joni ketdi. Islom dini o'lim jazosini kimga qo'llaydi desa, birinchi o'rinda odam o'ldirganga o'lim jazosini qo'llaydi, qo'llash kerak deydi. Chunki Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ degen. Sizler uçun kasasta hayat var degen. Bu ne degen? Kur'an'ın mucizesi bana şu cahide. Bir adam bir adamını öldürse uşu öldürgenden kasas alış onu yem öldürüş kitaplanadı. Yani şu kasasta siz uçun cemiyette hayat var. Gelecekte yaşaşke imkoniyat bo'ladi. Nimaga? Qotil bir odamni o'ldirmoqchi bo'lsa, o'zini ham qatl qilinishligini biladi.
qonun ustuvorligini biladi u. O'shaning uchun birovni o'ldirsam, meni ham o'ldirishadi deb qotillikdan to'xtaydi. Qonunlarning ijrosi mana shunday bo'ladi. Qonunni matnini o'qib olib turib, hammani o'ldirar ekan din deyilmaydi. Jinoyat kodeksimizda hozirgi kunda misol uchun 118-modda bo'yicha falon ishni qilgan odam qamaladi desa, u ana u qizlarga tajovuz qiladigan sharafsizlar O'zbekistonning qonunlari inson huquqlariga zid. Nimaga? Chunki bizni qamarkan desa to'g'ri bo'ladi. Bo'lmaydiki, jinoyatga jazo berilishi shart. Davlat qachon kuchli bo'ladi? Jinoyatga jazo bera olganida. Jinoyatga jazo bera olmagan davlat kuchli davlat hisoblanmaydi. Afrikaning qabilalarida, o'lkalarida jinoyatchilarga jazo bera olmaydi. O'shaning uchun ko'chada jinoyatchilarning gapi o'tadi. Xohlaganini qilyapti. Jazo yo'q. Eng qoloq davlat o'shalar bo'lib qolyapti. Nimaga? Chunki jinoyatga jazo yo'q. Biz qachon kuchli davlat bo'lamiz? Jinoyatga jazo bera olsak. O'shaning uchun jinoyatchilar bilan ishlaydigan odamlarning bir ma'noda harakatlari jihod hisoblanadi. Nimaga? Siz butun boshli jamiyatga zarar beradigan odamlarni qo'lidan tutadigan ishda ishlaydigan bo'lyapsiz. Ya'ni siz jinoyatchiga dushmansiz, yaxshi odamga emas. Sizni jinoyatchi yomon ko'radi, demak siz yaxshi odamsiz. Siz bu jamiyatni ya'ni sanitarisiz. Bu jamiyatni tozalovchisisiz. Bu jamiyatni mikrofiga antibiotiksiz siz. Boshqa iloj yo'q. Dunyoda hamma odamning saviyasi bir xil emas. Islom haqida gapirar ekan ro'baroyingizdan kimdir chiqib islom haqida shu gaplarni gapirsa aytingki islom sodda demas. Islom teologik ma'noda, qonunshunoslik ma'nosi deysanmi, siyosat ma'nosi deysanmi, muomalat, aholi shunoslik qaysi fan bo'yicha gaplash xohlaganingni o'tkazib qo'yadi, o'rningga o'tkazib qo'yadi. Faqat sen islomni o'zidan so'ra. Abu Salohdan so'rama, Abdulloh Zafarga o'xshagan jinnidan so'rama. Ular jinni ular tomi ketgan odamlar, bilmaydi islomni. Ularni ro'barosiga qaysi matn kelsa, shuni o'zining oilasidagi, hayotidagi narsa bilan gapiraveradi. Haligi o'zi ayollarga er nima uchun kerak degan xotinga o'xshaydi ular. U to'g'ri, senga er kerak emasdir, seni hayotingda shunaqadir, lekin boshqa hamma ayollarimizga er kerak. Abdulloh Zafarga shu shunaqadir, lekin Abdulloh Zafar emas butun dunyodagi islom. Qur'oni Karimda Faqtulul mushrikina haythu vajadtumuhum bitta ma'nosini aytdim. Makka mukarramaning chegarasiga tegishdi. Bitta ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi ham bor uni. Nima ma'nosi? Urush bo'lib turibdi. Musulmonlarga bir jamoat, ya'ni musulmon bo'lmagan jamoat qurol bilan hujum qilyapti. Ana shu hujum bo'lib turgan paytida, urush maydonda jang bo'lib turgan paytida Alloh taolo aytayaptiki, mushriklarni qayerda topsang o'ldir deyapti. Nimaga? Agar o'ldirmasangiz, u sizni o'ldiradi. Qo'lida qurol bor. Urush strategiyalarida jang jarayonida asir olish mumkin emas degan qoida bor. Hozir hammasi ishlatgan, Napoleon ham ishlatgan buni, Amur Temur ham ishlatgan, Iskandar Zulqarnayn ham ishlatgan, hammasi ishlatgan. Jang bo'lib turibdi, asir ololmay, oling nima bo'ladi? Xalaqit qiladi u sizga. Jang bo'lib turibdi, asir oldingiz, bunga qaraysizmi, kelayotgan yangi dushmanga qaraysizmi? Urush strategiyasi asir olmaydi. To urush to'xtamaguncha qurolini tashlamaguncha asr olmaydi uni. O'shani aytayapti, jang bo'lib turgan paytda o'ldir deyapti. Nimaga? O'ldirmasang seni o'ldiradi degan qoida bor. Endi boshqa oyatlar bor. La ikroha fid din. Dinga majburlanmaydi. Dinga majburlanmaydi. Yuqoridagi oyatga teskari bo'lib qoldi ular tushungan oyatga. Asli oyatga teskari emas. Oyatni men makonini, zamonini, voqea hodisasini aytib berdim. Demak, uni o'zini o'rni bor. Lekin la ikroha fiddin umumiy dinga majburlanmaydi. Musulmon bo'lsa, subomini musulmon bo'l derdilar, yo, musulmon bo'lmadi u. 3 kun sabr qildi. 3 kundan keyin qo'yib yubordilar, bor ketaver dedilar. Hali musulmonligini eshitmaganlar. U turdi, keyin musulmon bo'ldi. Aytdiki, majburlaganinglarda musulmon bo'lmas edi. Majburlamadinglar? Savol edi. Xo'p. Odam o'ldirish haqida.
sağlam öldürüşte köpür yavaş bolları, ıspatları, bizden gettiler. Köpür hıyanat üstü kip kaladı. Köpür ulan aslında kendine kem cendel olması, köpür nemeden cinler adam öldürgensizse hatunun uşağı oldu, başa yapılır mıydı? Aspekt kaladı. Ka, bol. Bizler bir aydan sonra misal için de, maklar diyeyim, adam öldürgü umurun 15 yıl, 20 yıl, 10 yıl kanalıştıklısın. Bir tane yolu kıyanda suçlu oldu. Lekin ağır mamut kuşkanmadı. Şu tamamlı gelmesin. Hadi ya. Bu, soru cevapları da utamız hazır. Demek mevzunu az yana kaldı, yakınlap koymayın, keyin soru cevapları kılarız. Keyin, Kur'an'da la ikraha fi din var, dinge mecburlaş yok. Yana bir ayet var, فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Allah Ta'ala, yani özü ayeti yaptı. Hohlegen Müslüman bulsun. Hohlegen kafir bulsun. Ben kafirlerini azaplayman deyip, kıyamettegi yapı. Dünyada kim kaideni bilip amel kısa nacat tapa uğradı. Dünyadaki kaidelerini örgeniş imange bağlıkmaz. Bu ne demek yani? Dünya kanuniyetlerini kim özleştirse dünyada bakhtli bola uğradı. Yani haklısa küçülü boladı, pul tapalıydı. Dünya kanuniyetleri iman keltirdim deyişiz bilen Osmandan kural yok muydu? Bu kuralını işlep çıkışıyız gerek. Şimdi ise ahiretteki mesele o, iman keltirmegenini Allah Ta'ala azaplaydı. Onu eğitip koydu başıdan. İman keltirmegen adamını kıyamette cennetke kırgızmaydı. Bu muhim mesele. Demek bunlarını umumiyleştirip düşünsek, İslam'da mecburlaş yok. Öldürün degeni bu siyasi kanuniyet bu. Cinayet kodeksi de kamelsin, kameledi falan 10 yıldan 15 yıl geçe. Bazı şu Amerika'nın cinayet kodeksleri de öldürüledi. Oddiy, oddiy. Amerika'da geyi to'xtatdi sizni. Polis rulda turish kerak. Mana shunda turib kelganda. Agar polis bunda turgan bo'lsa, otib tashlashi mumkin sizni. Polisda qurol bor deb o'ylashi mumkin. Mana shunda turishga majbursiz. Oddiy yo'l harakati qoidasini buzganiga otib o'ldiryapti qanchasini. Ko'rib turibmiz, har kuni hodisalar, voqealar bor. Amerika sehrli diyor. Qanaqa sehrli diyor? Yani kanakasiga o Amerika bütün dünyaga örnek boladı. Hiç kanaka örnek bo'lmaydi. Ha, küçülü bo'lib qoldi da bütün dünyadaki mamlakatlarni qatl qilish evaziga bo'ldi u. Urushlar evaziga bo'ldi. Iroqni rasvo qildi, Afg'onni rasvo qildi shular. Biz informatsiyani eshitarkanmiz, Afg'onni terror deb eshitdik. Terrorning eng onasi Amerika edi. Bostirib kirgan edi birov yurtiga. Hech kim indamadi uni. Bechora Afg'on Pashtun xalqi o'zini millatini himoya qildi. Sizlarga bitta informatsiya beringchi, o'sha Talibonlar Afg'ondan tashqari joyda faoliyat qilganligini. Yo'q, 20 yil mobaynida Afg'ondan tashqarida ish qilgani yo'q ular, birortasi. O'zlari ham aytdi, bizning kuchimiz yetmaydi tashqariga dedi. Qana qilib o'zimizni bosib turibdi dushman, tashqariga hujum qilamiz dedi. Bularni gapirishmaydi. Menga aytishadi, haqqi gapira olmaysan. Bundan ortiq gapira, bundan ortiq qanaqa haq bo'lsin. Hiç kim aytmagan gaplarni gapirayapman. Çünkü bu omonat zimmamdagi. Agar Alloh ko'rsatmasin, O'zbekistonga Amerika hujum qilsa, kelinglar, osh qilib beramiz deymizmi? Yo'q. Oxirgi tomchi qonimiz qolguncha ularga qarshi urushamiz. Bizning millat bu, bizning vatan bu. Terrorchi bo'lamizmi shunda? Ajdodlarimizni bosmachi deyishdi. Bosmachiymiş. Voy, bosib kelgan sallar u. Doğru mu? Bu milletini himoya qilgan Madaminbek bosmachi bo'ladi mı? Sher Muhammad bosmachi bo'ladi mı? Bosmachi emas, ular qahramonlar edi. Ular o'sha jihod haqidagi gaplarini gapirib odamlarni juda jihodni jinoyat qilib ko'rsatib qo'yishdi. Yo'q. Jihod islomning eng muqaddas tushunchasi. Jihodsiz bo'lmaydi. Himoya organi bo'lmasa bo'lmaydi. Mudofa vazirligi bo'lmasa bo'lmaydi. Mudofa vazirligi jihod amaliyotini amalga oshiryapti. Ular himoya qilyapti dushmanda. Askarlar, mujohidlar nimaga millatini himoya qilyapti ular? Faqat niyatini to'g'rilab olish kerak. Askarga xizmatga boraman demasin. Men jihodga ketyapman desin. Jihod o'zini mamlakatini himoya qilish. Bu gaplarni gapirganimdan keyin nechtasi oyoqqa turib ketdi. Ey, nima deyapsan? Ha, shunaqa deyapman. Daliling bormi? Chiq gaplashasanmi? Qochib yuribdi hammasi. Jihodmish, Abu Salohga borsa jihod bo'lamish. Hey. Jihod seni katta xolangdan qolgan merosmi? Bu jihod islomni muqaddas tushunchasi. Bitta sanmas islomni tushunadigan.
Qo'liga qurol ko'tarib olgan, jinoyat qilgan aksariyati jinoyatchilar. Men ko'p misolni keltirdim. Sizga real aytayin, mana shu Chorsuda, mana shu chuqur masjidning orqasida turadigan bir Shokir degan bola bor. 30 ming dollar mendan qarz olgan. 30 ming dollar oldi berdi qilib tijoratda. Bir kuni borsak, yo'q u bola. Yo'q, 30 ming dollar puli yo'q. Mahalla raisi ko'rsatyapti ekan, bu bola qidiruvda. Qo'llariga avtomat ko'tarib olganlar, soqolni qo'yib olganlar, Allohu akbar deb eshitdi ichib yurdilar. Bu yerdan ketganda aytgan odamlarga, men degan dini tazyiqqa uchrab keldim degan. O, aferi sharafsiz, birovning haqqini yeb ketgansan ku sen. Meni shaxsan, meni haqqimni yeb ketgansan. Borib olgan u yoqda o'zini jinoyatini oqlash uchun qo'liga qurol ko'tarib olib jihod deyapti. Qanaqa jihod seniki? Sen qotilsan, sen jinoyatchisan, qochgansan birovning haqqini yeb. Eng kamida 184 bilan ayblanishing kerak. U odam o'ldirganingga alohida javob berasan. Mana shunaqa odamlar, ular osmondan Marsdan tushgan odamlarmi, shu yerga borib olganlar, shu ichimizdan ketgan odamlar. Kecha bittasini anaqasini ham o'qib berdim. Oddiy jumlani yozishni bilmaydigan odamlar. Oddiy jumlani, ya'ni saviyali shaklda yoza olmaydi. Bitta jumlada 18 ta xato qiladi. Shular ularni tuzoqqa ilinganlar. İslam unaqa din emas. İslam o'sha dinga majburlash yo'q degan oyat. Xohlagan mu'min bo'lsin, xohlagan kofir bo'lsin, uni o'zining ishi. Lakum dinukum valiya din. Sizlarga o'zingizlarning dininglar, bizga o'zimizning dinimiz. Erkin ma'noda. Ya'ni ahli kitoblarning so'ygan taomlari sizlarga halol qilindi. Sizlarning taominglar ham ularga halol qilindi degan oyatlar. Boshqa ahli kitob bo'lgan boshqa jamiyatdagi islomni qabul qilmagan odamlar bilan oldi-berdi qilishlikni islom joiz deyapti. Ularni qizlariga uylanishlikni, quda andachilikni joiz deyapti. Bu darajada bag'ri kenglik haqidagi dinni bir matnini olib qotillik dini deyatganlar islomning dushmanlari har ikki tarafdan. Mening tajribalarim, meni tahqiq o'rgangan narsalarim shundan iboratki, qo'liga qurol ko'tarib, odam o'ldirib yurganlarning aksariyati aslida islamofoblarning planlariga o'ynayotgan odamlar, o'zi bilmaydi. Bilmaydi. Islamofoblar, ya'ni islomni yomon din qilib ko'rsatayotganlar bor-ku, islom terror dini, islom qotillik dini deyatganlar. Nimaga qotillik dini? Chunki mana o'ldirdigan-ku. Mana bittasi palonchini o'ldirdi-ku. Deydi. Nova Zelandiyada Breivik degan bir bola chiqib 34 ta odamni masjidga kirib otib tashladi. Uni terror deyishmadi. Nima deyshti? Sal jinniroq ekan deyshti. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni karikatura qilib, xohlagan gapini qildi, 6 ta bola borib ularni qirib tashladi. Terror Fransiya ham oyoqqa turdi. Bu yoqdagi odamlarni ham jazavaga solishdi. Turib oyoqqa turib Fransiyaga anaqa qilishdi. 6 million musulmon bor Fransiyada. 4 ta odamning qilgan ishiga 6 million odam javobgar emas. Ha, biz payg'ambar alayhisolatu vasallamga karikatura qilganlarga qarshimiz. Lekin u karikatura o'sha odamlarni harakati bilan to'xtagani yo'q, to'xtatish rejasi ham yo'q ularda. U bollar haqida nima deysiz? U bollarni biz aytamiz dunyodan o'tib ketdi. Hisobi Allohga, niyatiga ko'ra Alloh subhanahu taolo o'zining hisobini qiladi. Lekin biz musulmonlarni o'ylashimiz kerak. Islom ta'limoti unday emas. Fasod qilmaguncha qatl qilinmaydi. Fasod bo'lsa qatl bo'ladi, chunki javobgarligi bor. Umumiy xulosa shu. Demak, Abu Salohni keltirgan hadisiga nima deysiz? Payg'ambarimiz qilich ostida bo'lgan mening rizqim degan desa, u hadis zaif hadis. Ya'ni sahih uni olib turib amal qilsa bo'ladigan kuchga yaramaydi u hadis. Chunki Imom Ahmadning o'zlari bu hadisni rivoyat qilganda aytganlarki, Abu Munib degan odam bor roviylar ichida, men uni tanimayman degan. Notanish odam. Nimaga keltirgan buni desa, ogohlantirish uchun keltirgan. Sizlar yana mana shunaqa gap bor ekan, siz bizga aytmabsiz demanglar deb keltiryapman. To'g'ri, shunaqa gap bor, odamlarning ichida yuribdi. Hadis deb aytibdi odamlar. Lekin bu roviylar ichida Abu Munib degan odamni bilmayman men degan.
Ulamalar Abu Munib'ni soruşturuşken keyin. Topuşken Abu Munib Hazreti Ali'ni katıl kıyan adamların cemaatinden bugün. Katıl adam. Hazreti Ali'ni cihat kılı yapman deyip Müslümanlarını kafir diyetken adamını dedeleri ular. O Ali'ni katıl kıyan adamlar. Demek ungeyem şu kereyi bugün de. Ali'ni katıl kıyanlığı için hadis kereyi bugün unge. O şu tokuyan belki deyip kulası verildi. Şunaki hadisini kurtarıp alıp bütün başlığı hayatı ki şu hadisini delil kıyı yaptı. Abu Salah, beçare. Ularının içinde en alımı şu. Bilmeydi ki kiltiriyetken hadisi yaramaydı amelge. Kıskarak suhbetimden ibaret. Köp gapirmoqchiydik. Vaktimiz yetmeye kaladı benimce. Yine suhbetlerde devam ettiremiz. Demek umumi xulosa şu. İslam'ı, İslam'ın özünü ulamalardan eşitişimiz kere. Şunun için dini idara, müftiyat, ulamalar kengeşi. Bütün dünyada ulamalar lajinası teşkil kılınadı. Şunun için. İslam'ı amal kılış meselesi de asan din ikerliği de şüphe yok. Hemmemiz amal kılı oramız. Kaysi sahada hizmet kılsak, oşa sahamızda İslam motivasyon verir. Yani halal kesme, oşa halal kesmemizin yönelişini İslam örgatadı. Oşanı örgatıp İslam'a vicdanla amal kılsak, hemmemizde yetedi. Lekin hukumge alakadar, halalge, haramge alakadar, bir insanın öldürüşge alakadar, masalalarda ulamalarga quloq solinadi. Abdulloh Zafarga o'xshagan jinniga emas. Abu Salohga o'xshagan kitobni yarmini tashab qo'liga qurol olib jangga kirib ketgan odamga emas. Bu masalani ot ido boshidan oxirigacha o'rgangan ulamolar bor. Ularsiz bo'lmaydi hayot. Alloh taolo bu dinni ulamolarning da'vati bilan himoya qiladi. Uşalarının davetini eşitçi örgeniş gereği. Bitti hadisini eşittiğiniz mi? İslam hatayken deyip o ateist güruhlarına koşulup gitmeyin. Bitti hadisini koruduğunuz kimdir? Çünkü korup eşit amal kılı yaptı, adam öldür yaptı. Çünkü karab durup ha demek adam öldürüş gereğiyken deyip eşitke koşulup olmayın. Siz bunu sorayın. Sorayın. Bu ne degeni deyin? Onu ayeti versin ulamalar. Ben hemen bitti hadisinin atrafı da kendimde bir 10 ta masalarını keltiriverdim. Başka hadisler var. Hamasını cemlegenizde o fasatka alakadar buldu. Adamlarga zarar bergenge ceza veriladi. Haligi qoida. Hama ayet, hama hadisler çünkü tegishli. Zarar vermese koyu vardılar. Karadılar zararsız bar kete vurdular. Kim faydalı adamga aylandı o. Hatta müşrikler, o Mekke'de peygamberimizge suikast kigen adamlar iltimas kılıp hat yazdı. İltimas. Bizge buğday vermeye koydu sumame. İltimas ayet bizge birsin dedi. Uşalarga ham hat yazıp ber dediler. İslam şuna kadar değil. İslam bağırı keyin değil. Onge itibar ilmi asasda buluşu. Kerek. Şimdi soru cevaplarına otamız. Siz soruyuz birinci. Katillikin cüda köpçülüğü. O şey ayarını, zinanı üçüde üçlevagen vaziyette buladı. Sizler de bunu aspekt halatı değil mi? Özünü tutamaya koyan pay. Öldürüp koydu deydi. O şu manada sal cinayeti yengilleşedi uz aslı. Doğru mu? Hakikaten şunu ispatla beri alsa biraz yengilleşedi. O şu manada doğru yapı. Onge ne mi deysiz deyip soru yaptılar. Cinayi cevabgarlıkke yani vakıya hadiselerini organıp deliller, hüccetler, aşağıvi delillerini hamasını toplar. Sud hüküm kıladı. Sud ne işi o? Aslı da o şey sana sud İslam'da yokligiga delil şu. Bir adam bir cinayetini kıldı mı o şey cinayetige mahkeme ceza veriş gerek. Mahkeme. Bu hem cinayet kıldı mı senin doğru düşünemez. Sen uşnaka vaziyette çüşüp kaldın öldürüp koydun. Lekin seninki hem cinayet deyip onge hem ceza verilmedi. Eğer onge ceza verilmese adamlar benim aspekt halatta bu kaldım deyip cinayetini amalga aşaladı da özünü şunaka kursata uğradı. Bu bu miydi? Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim'de işare kıyan ayet var. Yani Kur'an'ın mucizeliğe delil şu. Şu cinayi todalar bulan işleyetken statistikalarını özüyler kurup hulasa kılasılar. Katillik cinayetini %70% zinaga alakadar. Yani şu zinaga. Bravo, hatını bilen barıp,
shunaqa ishni qilishlikka aloqador. O'sha orqasidan kelib chiqadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki: "Allazina la yad'una ma'allohi ilahan akhar va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqqi va la yaznun" degan. Allohni eng suyukli bandalari Allohdan o'zgaga duo qilmaydilar. Ya'ni faqat Allohga ibodat qiladilar, boshqa shirk keltirmaydilar. Va وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Yani bir canını nahak öldürmeydiler de yaptı. Ayette hem etibar verseyiz, nahak öldürüşe karşı İslam. Hak bilen bulsa onu öldürledi. Nahak öldürmeydi adamlarını. وَلَا يَزْنُونَ وَزِنَا قِلْمَيْدِلَرْ de yaptı. Yanmayan kegende karayın. Yanmayan. Katıl cinayetinin diğerli ekseriyeti de zina var. Kim zinaya köp öğrelese katılığı uçuruydu o ahire. Kimdir tamamıdan? Yani öte cirkenç halde öldürüledi. Şunun için zinanı aldığını alış gerek. Zinaya yani yakınlaşmaslık gerek. Kur'an-ı Kerim'de başka caylarda yem وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا degen. Zinaya yakınlaşmayınlar degen. Zina kımaylarmaz. Yaqinlashmanglar degan. Unga jazo berish masalasini sud hal qiladi. Holatga vaziyatga qaraydi. Ha, biroz yengillik berish kerak unga. Agar haqiqatda shunaqa bo'lsa. Lekin jinoyatni ya'ni jazoni sama sud qilishlikka islom qarshi. Yuqorida keltirgan matnlarimiz ham o'ldiringlar, o'ldirish kerak degan gaplar ham insonni o'zini hukmi emas u. Mahkamaning ishi. O'sha Man baddala dinahu faqtulu hadisini sharhida ulamolar aytadi. Dinini bir odam o'zgartirsa, yusta tab deyiladi. Unga tavba qildiriladi, chaqiriladi birinchi. Sen unaqa qilma, xiyonat qilma. Avvalo islomga kirishlikka seni hech kim majburlamadi. Kirdingmi, unga amal qilishing kerak. Deb tushuntiriladi. Tushunmasa qamab qo'yiladi. Eng oxiri o'sha fasod bo'lsa, jamiyatga zarar yetkazib, qora songa aylanib ketsa, kesib tashlanadi. Islomda ham bu oddiy emas. Endi sizga mantiqan savol beraydi. O'zbekistonda bir odam jinoyat qildi. O'sha jinoyat, misol uchun deylik, Qozog'istonda jinoyat emas. To'g'rimi? Ha. Ushladingiz uni. Aytsa-ki, "Yo, bu jinoyat emas. Ana Qozog'istonga chiqib ko'ringlar, jinoyat emas." desa, mantiqan to'g'ri bo'ladimi? Bo'lmaydi. U Qozog'istonda bo'lganingdaydi jinoyat emas edi u. Bizda jinoyat bu. Bu jinoyatga javob berasan, bizda yashashlikka majbur emassan. Var Qozog'istonda yashasang yasha. Qirg'izistonda yashasang yasha. Dunyoni xohlagan joyida yashashga insonning haqqi bor. O'zbekiston tanladingmi? Ha, tanlading. Endi qonunlarga amal qilasan. Voy desang ham, dod desang ham shu O'zbekiston bo'l. Islomga kirish ham shu. Islomga kirdimi? Islomga amal qiladi. Yo'q, bu yog'i xohlaganim desa, xohlagan paytda chiqib, xohlagan paytda kirib, xohlagan narsasini qilib yuraveraman desa, u o'yinchoq emas u, davlat o'yinchoq emas. Islom butun boshli sistema u, ilohiy tomon. Butun dunyodagi qonunchilikni olib keling, insonlarga manfaatli bo'lsa islomdan olgan, isbotlab beraman, da'vo qilaman. Gapimga javob beraman. Insonlarga manfaatli qonunlarni hammasini islomdan olishgan. Yevropaning rivojlanganligiga qancha bo'ldi? 300-400 yil bo'lib bo'lgani yo'q, 200-300 yil bo'ldi. Napoleon Misrga borgan paytida Misrda Imom Malikning muvattolarini muxtasari bor, Muxtasari Halil deydi. O'sha Muxtasari Halilning sharhi bor, Sharhi Dardir kitob. Sharhi Dardirni olib kelib Fransiya qonunshunoslariga bergan. Mana shuni o'qib qonun chiqarib beringlar. Fransiya qonunchiligi Misrdan İmam Malik'in mezhebinden alınken. Maliki mezhebinin kanunçiliğini Fransızca kılışken. Hazır bütün dünyaya kanun eksport kılırken devletler içinde Fransa birinci onu da tırdı. Benim bilişimce bizi kanunçiliğimiz hem Fransa kanunçiliğinden alınken. Malum bir cayları. Ve bizi ananalarımızla itibar kılınken. Yani bizi ananalarımızla koruyken bir cikirme turuş gereği. Biz onlara yor vermezlikimiz gereği. Tamam. Lekin mana man degan qoidani olib keling. Masalan, man qilinmagan narsa ruxsat degan qonun bor. Qoida bor bu. Nima man qilinmasa u ruxsat. Shariatning qoidasi bu.
Men kılıngan narsalarını Kur'an ve sünnette aytildi. Bunu kıma, bunu yeme, bunu içme deyildi. Buldu. Aytilmedi mi? Aytilmegen narsalar kıyas illeti bilen aytilgen narsaga tüşmese halal, mubah, caiz bir kütü olaydı. Baraat-ı zimme, bütün dünya kanunçiliği de var. Ne mi degeni? Aypsizlik prezumsiyesi degeni. Bir adamını gümon bilen, ap geldiyiz, tergi okuyapsız. Onu ne mi deysiz? Ayblanıcı deysiz mi? Yok, gümonlanıcı deysiz. Kaçan ayblanıcı buladı? Aybdar buladı? Sütlü hükümeden keyin. Süt hüküm çıkaladı onge. Hama yani deliller ispat bulu boynuge koyuladı, itiraf kıladı. Kabul kıldın mı deyiladı, ahırıdı. Kısmen deydi köpçeliği. Kısmen bulsayım aybini ikrar buldu mu? İkrar. Tamam, ikrar en katta, en yani tilla itiraf hesaplanadı. Uşa bilen onu hüküm kılınadı. Hatta olingan, baraat-ı zimmeden olingan. Bunu İslam şeriyeti koygan birinci orunda. İnsan aybsiz. Bizde hazır üslup, köpçelik benden anakadı yaptı da, Dzerjinskiy'nin üslubu bizde. Bar. Çünkü SSR tizimi uşanın kanun şunaslığı üstüge kurulgan. Cinayetçilikke karşı kureşişte Dzerjinskiy'nin yani fikirleri aldığında sürülgen. O nime derdi? O Dzerjinskiy'nin gapı var. Aytadı ki, hamma cinayetçi deydi. Biz üçlep kama geller, koluga çükeller deydi. Kogelleri hele koçada yürüttü. Ulanını müşeşimiz gereği deydi. Şuna ki motivasyon verirdi koldaki balalarga. İslam aytadı ki, hamma aybsiz. Kaçan aybı ispatlansa, keyin o aybdar buladı. Karayın. Kaysi biri insan parı var, yani insani tamayirge hizmet kıladı. İslam'ın ki bütün dünya bunu kabul ediyor. Demek kanun şunaslık meselesi de İslam adli dinmez. Şunu dokarken haklıgın adam kırıp bir uyabiyanı kırıp haklıgın payıda çıkıp etedigen caymaz. Kırdın mı? Propiskeyini koyduğun mu? Amel kılasan indi. Amerika'da neşe satıladı. Açık. İran'a gelip neşe satı alıp Amerika'da satıladı ki deyse ha, Amerika'da satılır, bizde asıl adı dedi, asıl bu işe. O bahane kılamaydı, Amerika'da caiz ki diye miydi bu? Sen cinnimizden deydi. İslam'ım şu, İslam hakkında örgülenirken, avvala oylasın. Kirgiz kemese kırmasın, la ikraha fiddin, ayet yaptı onu. Kırmasan kırma İslam'a, İslam mecburi dinmez. İslam'ını kabul kıyan, kalbi bilen kabul kılış gereği. Mecburlar apkırıp koysa, casus payda buladı. Faras kırayım, mecburlar apkırı oldu. Sen Müslüman bulasın. Yok, yok, öldüremem. Abi, optu Müslüman bulamam, deyip duradı da, koruya kılıç düşken günü birinci sızı çapadı. Orka yüzden. Kereği mi şu? Yok. Mecburlaş? Yok. Hop. Ne mesela var yana? Yana yankin var bu. Bitti. Tamamen kurgen mi? Araba katıldı. Araba çıkan adamının Adım velikten yakalıp ayrılmasını yaptı. Şehri kurup o yaptı. Eşanba, eşanba diye yaptı. Ben eşanba olmaz mı dedi? Ben koracağım dedi. Sızı diye yaptı uçakın ben sunma diye doğayım içi yuradı dedi. Ben fakat Allah'ta zikir kılıyorum. İç tamam, fakat Allah diyeyim bana. Ben o doğayım da Allah bilirsin kim de bulsa cezasını diye yaptı bana. Adım küçülüydüm, küçüm bu arada uzun buraya dedi. Kim bu hukuku aldım, karasam fakat Allah ceza verişi geldi, ayrı alırken. Allah yaratken Allah cezasını versin, kuda biz kalıp gitti mi sevgilerim. Yani. Bizler sizde fakat içi yürüyordu, içi ütmeyelim onun duası da. Hop, o hakkıda yani asli içkilik haram. Maskılı uçu narsalar, hak o arak bulsun, hak vina bulsun, hak gireyin, kekeyin, neşe, hazır trimadol, hemen arası tabletke, ne mi buluştan kat'i nazar? Bunlar cemiyetini buzadigan narsalar. İnsanın aklını aladı.
aqli ketgan jamiyat aqlsiz jamiyatga aylanadi, oqibati yaxshi emas. Buni oqibatda yaxshilikka bormagan. Lekin mazlumni duosi ijobat degan hadis bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ittaqu da'vatal mazlum. Mazlumni duosidan ehtiyot bo'linglar deganlar. Agar u kofir bo'lsa ham deganlar. U ichgan odam musulmonman deyapti-yu, u kofir boshqa din bo'lsa ham uni duosini Alloh taolo qabul qiladi. Nimaga? Agar mazlum tarafida turmasa, hayotda yashashning qizig'i qolmaydi. Faras qiling, ozgina kuchi bor odam past kuchi yo'q odamni esa vursa, hamma yo zulmga to'lib ketsa, zolimga jazo kelmasa, odamlar yashashdan umidini uzib qo'yadi. Zulm ko'raverishi oqibatida u dunyo o'zi adolatsiz ekaniga borib qoladi. Yo, dunyo adolatli. Biz ko'rmaymiz adolatni. Zolimga qarshi kofir bo'lsa ham uni duosini ijobat qiladi. O'sha odam ichgan bo'lsa ham, bir ma'noda isyonkor bo'lsa ham, zulmga uchrayapti-da u. Nohaq uni so'kiyapti, uriyapti. O'sha joyda o'sha duo qilyapti. O'sha joyda Iloho menga insob bergin, Iloho bunga insob bersa, u ham ijobat bo'ladi. Parda ochilib qolgan payt unga. O'shaning uchun aqli xushi joyida bo'lib tursa, o'shunaqa mazlum bo'lgan paytda duosi ijobat bo'ladi. Ijobat mazlum bo'lib turibdi-da Alloh taolo va'da berib turibdi, men zolimga qarshiman deyapti. La nuhlikanna zolimin deyapti. Zolimlarni albatta halok qilaman deyapti. Shuning uchun yaxshi ya'ni buni qoida qilib yozib olish kerak. Iloji bo'lsa bir yoningizga yozib har doim qanaqa kuchga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar Alloh sizdan kuchliligini esdan chiqarmang. Qarshingizda turgan odam naqadar jinoyatchi bo'lishdan qat'iy nazar uni insonligini esdan chiqarmang. Uni ham Robbi Alloh. Unga jinoyatiga yarasha muomala qilish kerak. Orttirib yuborsangiz, zulmga o'tib ketsangiz, qaytadi. Dunyoni o'zida qaytmasdan o'lmaydi odam. Payg'ambar alayhissalom ikkita narsa dunyoni o'zida qaytmasdan o'lmaydi deganlar. Bittasi zino, kim bilandir zino qilgan bo'lsangiz, Alloh ko'rsatmasiz, sizni ham kimingiz bilandir zino qilinadi. Qarz bu. O'shaning uchun bundan saqlanish kerak, dunyoda qaytmasin desangiz. Ikkinchisi ochiq zulm. Bir odamni kuchi yetmasligini bilib turibsiz, o'shaning uchun unga zulm qilib, yo narsasini tortib oldingiz, yoki uni xorladingiz. Bu sizga qaytadi. Chunki uni Robbi Alloh. Bir odam payg'ambarimiz davrlarida sahoba ichib mast bo'lib qoldi. Sahobalar uni ushlab olishdi. Ushlab olib, olib kelib, urib, tepib, tepkilab Rasulullohning oldiga olib kelishdi. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Hoy, hoy" dedilar. Buni dedilar, "Ichgani qadar muomala qilinglar, ichganiga. Lekin boshqa tomonga o'tib ketmanglar. Axir bu Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi" dedilar. Ichsa ham Alloh va Rasulini yaxshi ko'radigan tomoni bor deyaptilar. Rasululloh uni tarafini olyaptilar. Bu yerda eng og'ir narsa, ya'ni biz bilishimiz kerak bo'lgan, ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan narsa kishiga haqli bo'lmagan muomalani qilmaslik kerak. Haqli muomalasini qilsin, olsin. Jinoyatchi bo'lsa jinoyatiga yarasa olsin. Ichdimi, ichganiga yarasa olsin. O'g'irlik qildimi, o'g'irlik qilganiga yarasha olsin. Qaysidir jamoaga, jinoiy guruhga qo'shildimi, o'sha darajada olsin jazosini. Uni ustiga boshqa narsalarni bosib olsangiz, undan tashqari o'zingizga zarar keladi, undan tashqari jamiyatga zarar bo'ladi. Nimaga? Jinoyatchi, sizga bitta qoidani aytib qo'yay. Jinoyatchi, zolim o'sha jinoyatiga yarasha jazo olmasa, ko'proq jazo olsa, o'zini oqlashni boshlaydi. Ha, demak men to'g'ri ekanman deydi. Jinoyatiga yarasha jazo olmasa ham, jinoyati davom ettiradi. Jinoyatiga yarasha jazodan ko'proq olvorsa ham aytadi, "Men mazlumman" deydi. Yangi jinoyatlarga yana haqliman deydi. 20 yil, 25 yil o'tirdi xizbiylar. Mening fikrimcha kerak emas ularga 25 yil. Ularni to'tta ulamoni oldiga qo'yib qo'ysangiz, shunday joyga o'tkazib qo'yardi ulamolar. O, boshida yo'q. Berishmadi. Meni bilishimcha siyosiy o'yin bo'lgan ular. Juda katta sirlar bor-da, ma'zlarini ochdik, aytdik. Ba'zilar ichkariga kirganda xizbiy bo'lgan. Ularga kitoblarni ichkariga olib kirib berishgan xizbiy bo'lishlik uchun. Nimaga? Xizbiy bo'lib tursa, O'zbekistonda terror xavfi ko'p degan narsani u taqdimot qilish kerak bo'lgan. Uning uchun pul olish kerak bo'lgan odamlar. Uni sizlar yaxshi tushunasizlar, ichida yuribsizlar.
Yok o zaman, ne kadar şey yok. Terror havfı deyip, köprak adamını içkarada üşüleyip, statistik kursatılıyor. Böyle deyip, terörizmge karşı pul acıda çıkarak, katta mablağ acıdatılıyor. Ne bu oldu ahire? O şey sisteminin kançası kamalıp gitti, gördü ki. Kançası notoru kıyaldaki çıktı, siyasiydi bu. Şimdi hizmetle bulan yapılasın. Ha, benim işim hatalıgını düşünüp yettim. Lekin 20 yıl oturup koydum, ne oldu deyipti. Deyipti mi? Deydi. Ben onlara geldim. Eğer 20 yıl oturgenin sana zulüm kılıngeni buysa, tavba kılıp buldu. Ben işimden toktadım, şimdi şu 20 yıllık hayatımdan sahip umut kılamam desen, sahip kaylan hadi. Yine özünün işinde devam etsen, 20 yıl sana ceza buladı. Dip düşündürüyorum ben. Başka yolumuz yok. Takdirken de, kaderken de kim midir başladı, şuna kadar vardı. Kimdir, uşakta rızkı var, vardı. Lekin ondan kimdir yani ibret alıp çıkadı, kimdir yine bozulup çıkadı. Şunun için etiyetkenim, cinayetke ceza birleştikte orta yolu tapış gerek. O cinayetçi hem insan. Ungeyem o şey cinayetini, cinayet ekelliğini boynuna koyuş gerek, başka cihatlara da insan sıfatı onu hem itiraf kılışımız gerek. Şunda cemiyet orduna geledi. Coyge düşedi. O size tetken adam perde açılıp koyken peyde dua kıyandı. O bilen onu içkiliğini akla bu miydi? İçkiliği Allah'ta ceza aladı. Dua bitti, icabat duası ketti. Bitti okku atı vardı başka yakın. Onu yakışacak atsa bulardı şimdi. Nasıl için de? Hop. Mana shular ichida gaplashgan vaqtimizda aytadi-da, shuncha jabr zulm ko'ryapmiz deydi mana qamalda. Jabr zulm ko'ryapmiz deydi. Lekin buni ajrini biz olamiz oxiratda baribir deydi-da. Ularga qanday amal qilasiz? O'shalar aytganimdek, agar haqiqiy ma'noda e'tirof qilsa xatosini. Ularning xatosi ideologik. Ko'pchiligi ya'ni ko'zga ko'rinarli darajada faoliyatga o'tmagan. Varaqa tarqatgan, shuni o'tirib dars qilgan. Şunu bir bilen fikir almışken. Ve bunge zemin tayarlangan. Ulamalarga gapirtirilmegen. Ularga karşı bunge okşagen meleke aşırış kursları kılınmegen, sohbetler teşkil kılınmegen. Neticede ularga katta meydan açılıp kalıp şu işini doğru deyip kigen. Ekseriyeti, ekseriyeti milletin içindeki taze insanlar bugün, yaş, yenge kiliyetken avlat bugün. Doğru mu? 20, 25, 30 yaşlı adamlar bu milletteki endi faydası tegişi mümkün bugün kadrlar bugün. Onların şundak bir faaliyetsizlikke çürüldü, faaliyet kımaydıgan vaziyetke çürüldü, tamam çöktü şular. Şularının arkasında bütün başlı aileler çöküp gitti. Hadır çıkıp geldi, cemiyetke oranışamaydı. 20 yıl kap gitken arkada. Kaçan sahab aladı şular dese, bana şu işinin hatalığını itiraf kılıp, şu işige, şu işige. Zıt işini ilgara hızıpke davat kıyken bulsa, şimdi ahli sünnege davat kıladı. O adamlarge ibret korsatadı uzunu. Bana ben bu işte 20 yıl açığını çekken adam ben, sen keçeki tuhumdan çıkın mı diyeyim sen deydi. Yaşlarge. Aytadı bu deydi, ben korgen ben bunu deydi. Bu oyun deydi, biz de bana şuna kanki ahvalge çürgen buler deydi. Ana şunu da sevap aladı. Çünkü Allah Teala Kur'an'da, kim tavba kılsa, tavba kılsa, o şey hatasını itiraf kılıp tavba kılsa, yübeddilullahu seyyiatihim hasenat degen. Yomonliklarini yaxshiliklarga aylantirib oladi Alloh taolo degen. Allohning qo'lida bu. Shuni aytiladi. Seni gaping to'g'ri bo'lganda edi, ulamolar ergishardi senga. Xato gaping. Bu yerda qamalib qolishliging seni meni sababim emas, qadar. Allohning qadari bilan turibsan bu yerda. Başından öt düşünce iş. Şimdi sen hulası çıkaradığın cahaya geldin. Hulası kılındı. Çık. Barıp ailenge kare. Cemiyetke yenge bir avlat yetiştir. Var. Değiş gerek. Uşanda acır aladı. Topba doğru. Lekin uşa hatası da 20 yıl unge Allah Teala ders veriyordu. Aslında başımızdan ötken narsalar Allah'tan uzu. İtikadı var ki doğru mu onu? Yakşılık, yamallık. Allah'tan degen itikadı var, imanın rükünü bu. Hop, şu itikadda sen, doğru mu? Ha. Başından ötken 20 yıllık mahbuslik seni imtihanın.
Ben hamdardman senge. Seni bitta qamalib o'tirishingga men xursandmasman. Qani chiqib ketsang jamiyatga foydang tegsa. Men ham seni qo'llab-quvvatlayman. Lekin boshingdan o'tdimi 20 yil? Demak sen o'yla, Alloh taolo seni imtihon qilyapti. 20 yil ko'zingni ochishingga kifoya emasmi? Och ko'zingni, bor chiqib ket, ajr ol. Yo deb tursang Alloh taolo bilan sen tortishyapsan. Alloh taoloning qadariga qarshi ketyapsan. Yo'q, men noroziman deyapsan. 20 yil o'tirib olding. Men hozir xohlab o'zim borib 20 yil o'tiraychi, o'tira olaymanmi? Yo'q, chiqarib yuborasiz meni. Bor chiqib ket deysiz. Ha, seni bu yerda qadar Alloh taolo ushlab turibdi. Sen bunga xulosa bilan chiqib ketishing kerak. Deyishimiz kerak. Men ko'piga aytdim shuni. Bir qanchalari ko'zdan yosh ham chiqib ketdi. To'g'ri dedi, men boshqa tomondan qarab o'tirgan ekanman. Qaysarlik qilib o'tirgan ekanman deyapdi. Qaysarlik qilma, sen kimga qaysarlik qilyapsan? O'zingga qilyapsan. Seni atrofingda o'tirgan odamlar, senga hukm o'qigan sudya, seni tergov o'qigan tergovchi seni qamalishingdan zarra qadar manfaatdor emas. Seni jinoyatchi deb o'ylab qamagan. Sen jinoyatchi emas, chiqib ket bor. Seni qadaringni bu yerda ya'ni xulosanga bog'liq. Ibrat ol, keyingi hayotingga namuna qil deyiladi. Sonra yana bir savol bor. Xo'p. Hozir nima O'zbekistonda masab ham ko'payib boryapti, faoliyati boryapti. Hozir Qur'on o'qiyapti, to'g'ri Qur'on amal qilsa bo'ldi. Boshqa menga masab hech narsa kerak emas dedi. Bugun bo'ldi. Ularga qanday suhbat bo'lib, qanday gaplashib ma'qul? Katta mavzuni ko'tarib qo'ydingiz. Buni bitta yana darsimizda o'tishimiz kerak. Yuqorida keltirgan misollarimiz bor-ku. Man baddala dinahu faqtulu. Kim dinini o'zgartirsa o'ldiringlar degan hadisni shunday olib olib, odam o'ldirayotganlar mazhabsizlar shular. Nimaga? Chunki bu hadisni asl ma'nosi nima ekanligini mazhab bizga yechib bergan. Bular biz to'g'ridan-to'g'ri hadisdan olamiz deb tusoqqa tushayotgan odamlar. Yoki Abdulloh Zafarga o'xshagan jinnilar Qur'onda mushriklarni qatta topsang o'ldir deb odamlarni jinoyatga chaqiryapti. O'sha oyatni boshqa oyatlarini misol keltirib, Qur'on butun boshlig'i Qur'onda. To'g'rimi? Bitta oyatni kesib olsangiz nima bo'ladi? Masalan, la ilaha ni kesib olsangiz, Xudo yo'q degan gap chiqadi. O'tda illalloh bor, illa faqat Alloh bor degan gapni ham aytish kerak. Hali aytdim, Xudoy berdi bor. U Xudo desa o'ldirib qo'yilmaydi uni. Mazhab o'sha Xudoy berdini tushuntirib beradi bizga. Buni berdisi ham bor. Buni falon joyda ma'nosi bor. Buni qanday amal qilinganligi bor. Sen to'g'ridan to'g'ri Qur'ondan, to'g'ridan to'g'ri hadisdan olaveraman deyish uchun sanda o'sha Qur'on va hadis manbalari bormi? Bormi? Nechta hadis yod bilasan? Qur'ondan qancha bilasan? Masalan, Qur'ondan 5 pora, 2 pora, 1 pora bilaman. 29 poraning ichida sen aytayotgan gapga qarshi gap bo'lsa-chi? Unda nima bo'ladi? Deyiladi. Asosan mana shunaqalar ergashyapti. Ya'ni saviyasi yo'q, o'ziga yoqqanini oladi. Keyin yana bittasi faoliyatga kirib qolgan, bir faoliyatni boshlab qo'ygan, o'sha faoliyatini oqlash uchun o'ziga yoqqan oyat, o'ziga yoqqan hadisni olib kirib shunga yopishtiraveradi. Hozir bitta jamoa chiqdi, Ahmadiyya degan jamoa, Qodiyoniylar. U Hindistonda G'ulom Ahmad Qodiyoniy degan bitta, kechirasizmi, bir xotinboz bo'lgan. O'zini Mahdi deb e'lon qilgan, Iso man degan. Shunga ergashib yuribdi o'zbeklar. Aksariyati Qirg'izistonda ekan. Qirg'izistonda aksariyati. Shular qayerda mana shu G'ulomjon akani qo'llab-quvvatlaydigan gap bo'lsa, olib kelib tupurgilab yopishtirishyapti. Yopishmaydi o'zi. Mana shu G'ulomjon akamga tegishli deyapti. U nima degan? Menga Alloh vahiy qilyapti, falonchi xotinni, qizini men olishim kerak ekan deb nikohiga olyapti ar qizni. Menga vahiy bo'lyapti deb. Shunga iymon keltirishyapti shunga. Bir faoliyatga kirib olgan o'shaning hadisini, uni keltirgan oyatini olinmaydi shuni uchun. Unga aytiladi, sen deydi, o'zingni siyosiy faoliyatingni qo'llab-quvvatlash uchun bu hadislarni aytyapsan-ku. Hadis to'g'ri, lekin seni faoliyatingni qo'llab-quvvatlamaydi u. Hadis senga kelmaganda deyiladi. Mazhabsizlik shu. Mazhabsizlik o'zini faoliyatini oqlash uchun hadisdan foydalanmoqchi bo'lgan odamlar. Lekin
Yaxşı silkisəyiz çöntəkidən iki dana hadis düşməydi. Özü bilməydi hadisini, bilməydi. Domlası kim? Abdullah Zafar. YouTube'dan işitib olgan. Bechora xizbiylarning domlası darsi faqat paragon. To'rtta paragon keladi, shunga qarab, "Ha, biz to'g'ri ekanmiz" deydi. Voy, seni bitta loh qiyapti. Seni aldayapti axir. Navoiyda qaysidir zonada, Navoiy 5-dami bir joyda bir xizbiy chiqib, mana ko'p misol qilib aytib berdim shuni. Xizbiy chiqib, u ham o'sha hadisdan olaveraman degan gapga tushib qolganda, mana shunday qog'ozni yozib olibdi. Endi biz kelishimizni aytishgan ekanmi? Bir buni boplab qolay degan shekillidi. Qo'l olib chiqqa tura olib o'qidi bechora. O'qiyapti endi. Qiyomatga yaqin shunaqa bir jamoat chiqadi. Ularning bittasining ajri sizlarning 40 tanglarnikidan ustun bo'ladi, sahobalardan ustun bo'lar ekan kelajakda. Endi o'ziga qilyapti-ku. Ana men haqimda demoqchi. Keyin tugatdi. Tugatib menga savol sizga, ha. Men deydi, mana shu hadisga ko'ra 22 yildan buni o'tiribman deydi. Keyin men ham aytdim, savol sizga dedim. Siz o'qigan hadis asli hadis bo'lmasa-chi dedim. To'qilgan mavzu gap bo'lsa-chi dedim. Dovdirab qoldi. Javob berish kerak-ku. Men hadisni bilmayman deydi. Unda nimaga o'qiyapsiz dedim. Shu hadis bor ekan deydi. Bu hadis emas dedim. Hadisni bilmayman deyapti. Siz tuyaqushmisiz dedim. Yuk ko'taring desam, qushman deysiz. Uching desam, tuyaman deyapsiz dedim. Siz yo'q bitta joyda turing, yo hadismi bu? Shunga amal qilib 20 yildan o'tiribsiz, bu hadis emas bu. Bu sizning loh qilishgani bu. Sizga hadis deb berishgan, shunga qarab o'tiribsiz. Bu hadis emas bu. Qanaqasiga sahobaning 40 tasiga bitta keyingi odamni ajri to'g'ri keladi? Qanaqasiga? Qayerda bor? Sahobadan ustun bo'lishi mumkin emas, aqidada bor bu gap. Buni ani yosh bola ham biladi dedim. Hamma kulvardi, men uni ustdan kuldirishga maqsadim yo'q edi. Boshqa odamlarni ham boshini aylantirib yurganda, mana biz qahramonmiz, 22 yildan o'tiribmiz, mana biz haqimizda hadis. Hadis emas bu, to'qilgan gap, mavzuga. Seni qo'lingga berishdi, sen o'sha siyosatchilarni qurboni bo'lding. Keyin aytishdi, kecha ham bu yerda ham dars o'tdik, o'sha zonalardagi anaqalar aytyapti, haqiqatda juda katta ta'sir qilgan. Dinni bilmaydi ko'pchilik, bechora o'g'irlik bilan kirgan kimdir, kimdir mashinist sabab bilan kirgan, kimdir boshqa bilan kirgan, ularni avliyo deb o'ylaydi. 20 yildan buni o'tiribdi-da u. Uni eshitadi-da, uni fikri bilan chalg'ib yotadi. Keyin men chiqib ketgandan keyin ular aytibdi, "Sen" debdi, "nimaga javob bera olmading" degan boshqa narsaga ancha ta'sir bo'lgan. Bizning maqsadimiz ularni to'piga tiqib qo'yish emas. Ularni to'pigidan chiqarib yuborish o'zi. Sen qo'lingni ko'tarib turgan narsa seni aldab, seni oilangni qurbon qilib, seni hayoting bilan o'ynab, shuni seni tiqib qo'yib, seni orqangdan pul ishlayotgan odamlarning ishi u. Mazhabsizlik ham shunaqa siyosat. U ham shunaqa siyosat. Dinni inkor qiladiganlar bir oyatni ko'rsatib, din xato deydi. Dinni to'g'ri deb radikallikka ketganlar mazhabsizlikdan ketadi. Chunki o'sha hadisni ko'tarib oladida, mana hadis shunaqa ekan deydi. To'xta, buni tafsiloti bor. Buni orqasida boshqa hadis bor, keyin boshqa hadis bor. To'xta desangiz, to'xtamaydi. To'xtagani insofga kelyapti. Anchasi ko'zi ochildi. Alloh xayrli qilsin. Chiqish bo'ldi. Rahmat sizlarga ham. Bu suhbatlarimizni Alloh taolo o'zi barakotli qilsin. Bu suhbatlarni tashkil qilayotgan mutasaddilarga alohida tashakkur. Chunki bunaqa erkin ochiq suhbatlar yo'q edi ilgari. Mana alhamdulillah bunga erishdik. Bundan manfaatlanamiz Xudo xohlasa hayotimizda. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Parvardigora barchalarimizni haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilgin. O'zing rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilgin. Barchalarimizni dunyo oxiratda yuzlarimizni yorib qilgin. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi. Thank you.